Şimdi buradaki yazımızı hemen gelip benzer içerikler diyorum. Ve bunu bu şekilde oluşturdum. Bakıyorum. Benzer içeriklerim buraya geldi. Yani şuradaki Türkçe karakterleri büyük harflerle yazıyoruz. Sırasıyla artık bizim içeriklerimizi buraya rastgele bir şekilde çekmeye çalışacağız. Size anlatacağım farklı kısımda rastgele dediğim kısım. Şimdi onları oluşturmaya başlayalım. Buradan panelimin içerisinde blok.php'e gidiyorum. Buradaki sorgumu kopyaladım. Ve bunu şuraya yapıştıracağım. Ama öncelikle bunun sayısını 1'e düşürelim. Şöyle şunun arasını seçip siliyorum. Şunu seçtim. Bu kalsın. Bunu seçiyorum. Ve buraya kadar bunu da sildim. Ve buna hemen hızlı bir şekilde PHP etiketlerimizi yapıştırmış olacağız. Öncelikle yapıştırmadan burada süslü parantezimi kapatayım. Bir daha aşağı inmek istemiyorum çünkü. Ve buradan da daha önce kopyalamış olduğum kısmı buraya yapıştırmış oldum. Şimdi bizim içeriklerimiz burada dönecektir. Toplamda 4 tane olacak şekilde döndü. Buradaki bazı yazılarımızı kaldıralım. Daha sonra da size göstereceğim kısma geçelim. Spanlarımı kaldırıyorum. Ama şık durur derseniz şurada kısım var. Sadece kırmızıyı bırakalım. Ve diyelim ki blok diyelim mesela. Şu şekilde kalsın. Hemen bakalım buna. Yeniliyorum. Blok diye hepsinde bulundu. Biz burada kullanacağımız komut şu. Order by rand. Bahsedeceğim kısım sadece bu kadardı. Buradaki rand ne işe yarar? Hani hatırlarsanız PHP'de biz rand ile ne yapabiliyorduk? Rastgele sayılar üretebiliyorduk. SQL'de de bu işe yarıyor. Bizim içeriklerimizden rastgele getiriyor. Bunu da görmek için şöyle yapalım. Biz buraya başlığımızı çekelim. 871 ile başlayan yer var ya şurası. Buraya hemen başlığımızı çekelim. Ve farklı farklı içerikleri getirdiğini görelim. PHP diyorum. Echo. Dolar. Blok çek. Ve bizim başlığımızı buraya çek diyelim. Hatta elimizdeymişken hepsini yapalım. Hepsini yapılı bir şekilde görmeye çalışalım. Şurada şu kısmı kaldıralım. Şu ul etiketimiz şurada bitiyor. Burayı şu şekilde kaldırıyorum. Bakalım şu an. Bizim başlıklarımız geldi. Madem açmışken size göstereyim. Şu an ben sayfamı yenilediğimde şunun başlığının değiştiğini göreceğim. Yeniliyorum. Görmüş olduğunuz üzere başlıklar sürekli değişiyor. Birbirine benzer ama görmüş olduğunuz üzere blok, blok içeriğim, blok içeriğim, blok içeriğim, blok içeriğim şeklinde karışık bir şekilde geliyor. Hatta bunu buradan değiştirirsek blok sayfa diyelim şuna. Altına sayfa yapımı diyelim. Buna da site diyelim. Ve bu şekilde bunları kaydedelim. Gelip yeniliyorum. Farkındaysanız sayfa tekrardan site, sayfa yapımı, site. Bazen tabi aynısı geliyor. Blok, sayfa. Yani bu şekilde sürekli içerikler değişiyor. Kullanıcıların karşısında hep aynı içerikler değil de farklı farklı içerikler gelmiş oluyor. İsterseniz diğer özellikleri de hızlı bir şekilde çekelim. Buraya geliyorum. Panel diyorum. Panelimin içerisinden resim klasörüne git diyorum. Buradan blok klasörüne git. Buradan da bizim içeriğimizi hemen çek diyorum. Ve resmimizi buraya çektik. Buraya da gelip açıklamamızı çekelim madem. Geliyorum. Açıklama diyorum. Şuradaki strong'umuzu da kaldırdık. Şu an yeniliyorum. Ve benim her şeyle gelmiş olduğunu gördüm. Şu lokasyon simgesine de ihtiyacımız yok. Sayfamı yeniledim ve bu şekilde oluşmuş oldu. Sayfamı da her yenilediğimde görmüş olduğunuz üzere içerikler rastgele bir şekilde sıralanmış oluyor. Bu da güzel bir özelliktir. Öğrenmeniz her zaman yararlı. Buradan da madem link yapılanı da düzenleyelim. Önemli bilgilerdeki şu link yapımız var ya. Şurayı hemen kopyalıyorum. Buraya kadar kopyaladım. Bunu blok detay sayfasına geliyorum. Harf etiketlerinin bulunduğu kısma bunları yapıştıracağım.
Şurada da bir A etiketi vardı sanırsam. Şurası. Şurayı şöyle bir kaldıralım. Burayı ve burayı seçiyorum. İçerisine bunu yapıştırdım. Şu an yenilediğimde de buradan da diğer içeriklerimin detay sayfasına gitmiş olacağım. Umarım bunu anlamışsınızdır. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.